Kaderimiz doğduğumuz evlere bağlıymış. Önce anneler alırmış kalemi eline. Başlarmış yazmaya. Bir kitapta okumuştum. Kimi sevip kiminle evleneceğimiz bile doğduğumuz eve bağlıymış. Çok garip değil mi? Annen bile olsa geleceğine sen değil, o karar veriyor. Çok ilginç demiştim okuduğum zaman. Peki benim kaderimi hangi evim, hangi annem yazdı? Hangisinin yazdığı hayatı yaşıyorum ben? Bu kararları nasıl verebildim? Ne olur bana şu sorunun cevabını verin. İnsan kaderini değiştirebilir mi? Yani annelerimizin yazdığı hayatı yaşamak zorunda mıyız? Buna mahkum muyuz? Yani ne yapsak da geçmişte yaşadığımız acıları tekrar tekrar yaşamak zorunda mıyız? Benim bu kararı almamda geçmişte yaşadığım acıların bir payı var mı? Ben çok fakir bir aileye doğdum. Babamın bir işi vardı ama çalıştığına hiç tanık olmadım. Bizim arkamızdaki dağ annemdi. Annemin üç çocuğu vardı. Üç tomurcuk umudum diye. Öyle severdi bizi, öyle büyüttü. Ben tekne kazıntısı, yani pek istenmeyen bir çocuktum aslında. Ablamla abim Umut'un en büyüğü. Allah abi. İyi misin? Ne yazıyor orada? Ev. Anne. Bak, kızın yazmayı öğrenmiş. Aferin benim kızıma. Aferin. Ama biraz çabuk olun, tamam mı? Çünkü babanız gelir birazdan. Sakine. Ben geldim kız. Geldim geldim. Bir hoş geldin de hoş geldin de. Bir kere hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş geldin. Zeynep. Su ver kız. Kalsana kız. Onlar ne lan? Ha? Onlar ne lan? Lan ben size yasak etmedim mi bu işleri lan? Yasak etmedim mi lan? He? Siz beni deli mi edeceksiniz lan? Oğlum ben eşek başı mıyım lan burada? Bayram, ha? Bayram, çocuklar ders çalışıyorlar. Kötü bir şey yapmıyorlar ki. Ya sen benim sözümün üstüne söz mü söylüyorsun kadın? Lan zaten sen yüz verdin bunlara. Öteki kızın da o yüzden kaç diye kocaya. 15 yaşındaki kızı evinde avucunda tutamadın gitti. Yarın bu da kaçar. He?
Ya sen nasıl bir anasın lan? Sen nasıl bir anasın lan? Lan ben bunları sana emanet edemeyecek miyim lan? Baba yapma baba. Anneme kızma. Bana dur sana. Ya yine git. 2 gramlık canım var zaten. Hastur günah yüzün. Günah. Kalk. Beni dinlemezseniz böyle olur tamam mı? Bundan sonra kitap, defter yok. Anlaşıldı mı? O kitapların, defterlerin kapağı açılmayacak. Sen de ananla temizliğe gideceksin. Okul mokul yok. Ulan siz benim ölümümü mü istiyorsunuz lan? He? Sizin karnınızı doyurmak ne kadar zor biliyor musunuz siz? Ev geçindirmek ne kadar zor biliyor musunuz? Sen mi bakıyorsun bize? Sus! Ulan! Dur yapma dur! Konuşuyor bir de. Ben bakıyormuşum. Dillere bak dillere. Sen mi bakıyorsun baş? Ben istedim baba. Ben istedim ders. Abime vurma, anneme kızma. Al hepsi bak burada. Bir daha da okumam. Okula da gitmeyeceğim söz. Annem en çok evlatlarına bir şey olmasından korkardı. Ama insan en büyük korkusuyla sınanmaz mıydı zaten? Abim bakımsızlıktan hastalandı. Kendi kendime oyunlar uydurarak böyle iyileşmesi için elimden geleni yapıyorum. Remzi! Oğlum! Remzi! Su iç biraz. Üçüncü taşı da atlarsam... Abim iyileşecek sanıyordum. Çek Remzi. Remzi su iç. Remzi. Remzi. Remzi oğlum. Remzi. Remzi oğlum. Remzi. 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 Remzi annene bak. Remzi. 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 Remzi yavrum. Remzi. Remzi yavrum. Remzi annene bak. Remzi. Abim giderken kitapları, hayalleri, okulu, en büyük hayalim olan avukatlığı da benden alıp gitti. Babam kazandı. Zaman çok hızlı aktı. Abimin acısı çocuk kalbimden hiç gitmedi. Benim acımı dindirdiğim tek yer... annemin temizliğe gittiği Nermin Hanımların eviydi. Ama nereden bilebilirdim ki... o ev benim kaderimi yeniden yazacaktı. Sakin Ecim. Bu Zeynep'e yazık oluyor. Gerçekten bak. Dediğin gibi ilkokula gitse. Daha bunun üniversitesine kadar emek lazım, para lazım. Biz de çok alıştık Zeynep'e. Sevdik de. Diyoruz ki, tabii babası ve sana uygunsa Zeynep'i bize verseniz. İnsan çocuğuna nasıl verir Nermin Hanım? Yok, yanlış anladın. Öyle değil. Okutmak için. En iyi okullara göndeririz Zeynep'i. Çok iyi şartlarda bakarız. Güzel bir odası olur, iyi arkadaşları olur.
abisiyle ablasının kaderini yaşama sen. Verdim gitti vallahi. Kurtulduk kız senden. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Yavaş yavaş yoluruz heriflere. Allah! Kurtulduk kızdan. Babamın attığı dayaklardan daha ağır gelmişti bana. Daha çok canımı yaktı. Belki de duymak istediğim, olur mu öyle şey? Ben kızımı bırakmam, okuturum ben onu diyen bir babaydı ama söylemedi. Hoş geldin Zeynepciğim. İçeri gel. Koş bak bakalım içeride senin için neler var. Koş. Sakine. Eşyaları. Biz Zeynep'e yenilerini aldık. Sen istersen onları mahalledekilere dağıt. Hı. Gözün arkada kalmasın. Zeynep'e çok iyi bakacağız. Ben gideyim o zaman. Tamam. Görüşürüz sakin. Zeynep'ciğim. Annem nerede? Ne oldu bir tane? Annem gitti mi? Gitti. Ama sabah geri gelecek.
senin için mucize ne derseniz... O gün, o gün derim. O pembe dünyaya girdiğim an. Karanlık birden aydınlandı benim için. Umudum vardı artık. İlk defa çocuk olduğumu hissetmiştim. Bana kapısı açılan o dünyayı rüyamda bile göremezdim. Şans ilk defa yüzüme gülmüştü. Hayalini kurduğum okullar, abime verdiğim sözler gerçek olabilirdi. Dünyalar benim olmuştu sanki. Şu anda bile bunları itiraf etmek anneme ihanet gibi geliyor. Bana nefes veren kadını terk etmiştim. Fedakar annemi yarı yolda bırakmıştım. Nankör bir çocuk muydum ben? Analık hakkını nasıl ödeyecektim? Omuzlarımda büyük büyük vardı artık. Ama biliyordum. Bir gün gelecek ve ben bunların karşılığını ödeyecektim. Okuyacak, annemi ben kurtaracaktım. Alacaklı alacağını ve miktarını takip talebiyle ileri sürer. Alacaklı olduğu gibi borcu da tasarruf ilkesine göre takibe yön verebilir. Biz mekana vardık Meleğim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitmiştir. Devam edin. Anneciğim. Zeynep'ciğim. Nerede kaldın canım? Anne sorma ya. Bu alet beni saçma sapan yerlere soktu. Eski mahallenin oralardayım. Yolda birileri yok mu sorsan? Baban sensiz sipariş vermiyor. Bekliyoruz seni. Tamam anneciğim. Ben bulacağım şimdi soracak birilerini. Merak etme. Görüşürüz. Tamam çocuğum. Dikkat et. Duri abla. Çok güzel olmuşsun. Çok beğendim. Hazırladım. Sen olmasan yandık zaten. Yardım etsene. Duymuyorum canım, duymuyorum. Dinlerim canım, dinlemiyorum. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hadi. Niko neyi var aslında oğlum? Sam yağ damlatıyor. Ver bana onları buradan. Duri abla. Duri abla nereye gidiyorsun? Yemek hazırladın. Bırak, bırak, bırak. Geliyor, araba geliyor. Araba geliyor. Oğlum sessiz olun, sessiz olun. Sessiz olun, saklanın, saklanın, saklanın. Ver şunu bana. Ya ver, ver. Ya ver şunu, ver. Ben yapacağım. Oğlum geçen gün sen atmıştın, ver. Aman. Ya ver şunu. Ya oğlum ya, verin şunu ya. Bir, iki, üç. Aa yakalandık oğlum, kaçın. Kaçın oğlum, kaçın. Ne oluyor sende? Kaçın oğlum. Ne oluyor ya? İnanmıyorum. Ya beni mi buldunuz? Ha, ha.
Eh be çocuklar. Kırmızı, kırmızı yok, yok, yok kırmızı. Yok ki, yok kırmızı. Kırmızı, nerede, nerede kırmızı? Nerede kırmızım, nerede, nerede, nerede? Kırmızı yok, yok kırmızı, kırmızı, kırmızı nerede? Yok kırmızı, kırmızı, nerede, nerede kırmızı? Yok, yok kırmızı. Nerede, nerede kırmızı? Yok kırmızı, kırmızı, kırmızı mı? Yok, 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 yok kırmızı. Pardon, bakar mısınız? Usta, ben bakayım mı? Geç sen işine bak, işine bak, işine bak. Önce insan gibi yüzüne bakıp konuşmayı öğrensin bunlar. Kırmızı nerede? Nerede? Nerede kırmızı nerede? Kırmızı yok. Yok, yok. Bunun yağına da bakalım Tuko. Yok kırmızı. Kırmızı nerede? Hanımefendi iyi misiniz? Nerede kırmızı? Olmaz ama böyle kalkmamız lazım. Yok, yok, yok. Yapacaksınız. Tamam buluruz o neyse, buluruz. Tamam buluruz. Tamam. Yok, yok. Tamam buluruz şimdi. Kırmızı dediğin ne anlamadım ki abla. Kırmızı, kırmızı. Duray abla. Kırmızı. Yok, yok kırmızı. Buluruz. Buluruz Duray abla. Ustam. Yok kırmızı. Ustam. Yok kırmızı. 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 Bir baksana. Kırmızı yok kırmızı. Tamam, tamam. Dur, duracağız. E tamam, alırım ben sana. Yok. Bak üzüyorsun beni, ellerim buz gibi olmuş, çamur içindesin. Aa bak, bak kırmızı hem de kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Kırmızı. Kalk kalk kalk, buz gibi oldun. Hadi kibrit, hemen ısıtın ablanızı. Hem... Kırmızı. Nedir benim, bu halim benim. Bak, üşüteceksin. Gel. Kırmızı. Yak ısıtıcıyı, kırmızı. Yak ısıtıcıyı, yak ısıtıcıyı, hadi. Benim. Geç içeri, geç 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 geç. Benim. Geç. Oturt hemen ablanı, oturt hemen kibrit. Hadi hemen oturt, hemen oturt. Soy üstünü, çıkart. Benim kırmızı. Hadi kibrit. Götür ablanı. Götür ısıtın hemen. Ayakkabıları. Buraya doğru geç. Ben şimdi senin üstünü değiştireceğim, tamam? Kibrit. Al kızım bunu da. Hemen giydirin. Öz ablam mı? Aileden sayılır. Üstün başın batmış seninle. Yok önemli değil. Hallederim ben hemen. Nesi var arabanın? Lastik patladı. Yani çocuklar yola bir şeyler atmışlar. Dükkan da buraya bu kadar yakın olunca tabii. Bizden bildi sen de. Yani. Tiko, Yıldız. Bakın oğlum ablanızın arabasına. Hemen ustam. Ahlakımız o kadar kıt değil yani bizimle. Bilemem ki. Yani insan yaşadığı yere benzermiş sonuçta değil mi? Sen değilsen bile çevren kötü diyorsun yani. Yani. Öyle değil mi? Şurada da var. Çocuklar burada hala sokakta oynar. Klavye delikanlılara çıkmaz senin anlayacağın. Ayna var şurada. Alayım o zaman. Sanki çok güzel bir şey yapıyorlar. Yani ya başlarına bir şey gelse, ne bileyim bir kazaya sebep olsalar o zaman ne diyecekler? Hakim amca kusura bakma biz delikanlı adamız mı diyecekler? Tabii şimdi derler derler de hayırdır sen avukat mısın? Nereden bildin? Baksana yani hemen attın bizim lümpen tayfasını hakim önüne. Hayır
Lanet bir şey ya. Gerçekten inanılmaz. Bizim mahallede çocukların dünyası bu. Bu mahalleden olmayanlar anlamaz. Öyle mi? Nereye aitmişim peki ben? Ben buraları çok iyi bilirim. Değişik. Harbi değişik. Çok mu mahalle dizisi seyrediyorsun sen? Çok. Yani burada sessiz sakin olursan zayıf zannederler. Buradan kaçan kaçar. Kalan da ya kendi başını yakar ya da başkasını. Burada insanlar ikiye ayrılmaz. Gerçi hiçbir yerde ikiye ayrılmaz da. Herkes eşittir yani. Doğru. Bir de senin gibiler var tabii, değil mi? Yani ne ezen ne ezilen. Çirkin kral misali, mahallenin abisi. Şurada da kalmış. Maşallah. Burada böyle sohbet koyulaşmış. E nereden bunun havası? Sen dedin ya şimdi çirkin kral diye. Ama bizimkisi yakışıklı tabii. Umutsuzlar filmini izlediysen bilirsin. Bu arada sen de oradaki Çiğdem oluyorsun. Güzel film. Ne anlatıyordum? Bir şey diyordum az önce. Ustamı diyordum. Ustam bizim mahallenin her bir şeyi. Robin Hood'u, Süpermen'i. Peki sen? Ben? Vallahi ben... Ben kibrit abla. Ben ustamın çırağıyım. Ben ilk defa tamirhanede çalışan bir kızla tanıştım. Sorma vallahi, ben de hiç tanışmamıştım ama... ilkler böyledir. Yadırgatır. Bu da bu arada Yaldız Ali. Bizim diğer çırak. Pişt. Yaldız, bu çocuk var ya, bu. Gel gel. Bu çocuğun, bak. Bu çocuğun 5 seneye açık havada konseri var. Sana öyle söylüyorum. O kadar yetenekli ki, rapçi olacak. Hadi ben kaçtım. Hayır tamam, hepiniz çok tatlısınız da okul ne oluyor peki? Giden yok mu? Vallahi yani ablam ustam bizi çöplükten çıkardı. Biz bir de gel bizi okut diyemezdik. Tamam, madem sen okumak istiyorsun, ben diyeyim o zaman. Bence hiç öyle bir şey gerek yok. Neden? Ben de şimdi zaten malzemeleri almak için buradan gidiyordum. Kaçma bakayım, kaçma. Hadi geç, yemek yiyeceğiz. İyi misin? Güzel. Sevdi seni. İyi o, iyi. Akşama kadar orucla oyalandır artık. Yemeğe kalır mısın? Yok. Çok geç olmuş. Ben gideyim artık. Ait olduğum yere. Bitti mi? Hazır mı aslan? Hazır ustam. Hazır. Borcum ne kadar? Senin bize borcun yok. Bizim sana borcumuz var. Sen benim ablamı güldürdün. Bu kapı da sana her zaman açık. Buyur. Teşekkür ederim. Mehdi abim, yandı buralar. Ben bir şey diyeyim mi? Ben buradan hissettim elektriklenme. Gerçekten bak, içim bir fena oldu. Gerçekten. Bıdı bıdı, hep bıdı. Hep sululuk. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Harbi kızmış ha. Bak böyleleri değil mevzuya pataküte dalmak. Öyle saçının fönü bozulmasın diye inmezler arabadan ha. İşte ustam çok güzel söylüyorsun ama keşke bunları kıza da söyleseydin. Geç. Hiç mi olmaz sence? Hadi yiyin. Bence olur. Geçin, 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 geçin. Buraya ben oturacağım, hadi, seni de dağıtayım. Ben oturacağım. Hadi başlayayım bakayım. Doldur çayları, doldur. Bak Zeliha ablacığım bak. Ay şunun güzeline bakar mısın? Şuna bak. Ay o mu güzel? Bu nasıl? Bak bak bunun esmer güzeli şöyle. Aman. Bak bak. Şimdi bunu seveceksin bak. Hah. Bu kız.
Mehdi'ye çok yakışır. Mahalleye yeni taşınmış. Annesi babası esnaf. Kız bir uyumlu, bir kibar, bir kibar sorma. Mısmıl, uyuşuk, ferasetsiz. Bu kız için ancak bunlar denir. Ne yapayım? Sana bütün arşivimi açtım. Sultan. Sen de hiç akıl fikir yok mu kızım? Ha? Mehdi bakar mı bunlara? Adım Hıdır, elimden gelen budur. Dur dur, öyle kaçmak yok. Bana söz verdin. İstediğim gibi bir gelin bulacaksın. Sen mahalleden gelin istiyorsun. Mahallede kız kalmadı. Ta Almanyalara kadar baktım. Yok, yok, yok. Olacak, olacak, olacak. Ben olacak diyorsam olacak. Üstüme iyilik, sağlık. Ne yapıyorsun Zeli ablacığım? Endişe ediyor annem, Sultan abla. Hepimiz endişe ediyoruz. Bu Veys'e çıkacak ya şimdi hapisten. Mehdi korkutuyor bizi işte biraz. İşte annem de diyor ki hani evlendirelim de sorumluluğunu bilsin, değil mi anne? Bir erkeğin evde sevdiği olursa eve bağlanır. Bir de kucağına çocuk verdi mi? Mehdi geçmişin bütün yükünü atar omuzlarında. Önüne bakar. Şimdi sen al bunu. Sen bana istediğim gibi bir gelin bul. Arkası gelecek. Ay Zeliha ablacığım, ne gerek var? Ben çöp çatandı. Allah rızası için yapıyorum. Hayır için yapıyorum. Amin. Zeliha ablacığım bak. Şu kız da çok güzel. Ay. Bu ne böyle sahneye çıkacakmış gibi? Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ortalama bir hiç anlamadın değil mi? Hı? Mutlu yıllar bir tanem. Mutlu yıllar. Hayatım hiç bana öyle bakma. Annenle Faruk Fikri. Bakın yüzüne. Ne demiştim ben? Zeynep sürprizlerden hoşlanmaz. Mutlu yıllar canım. Hadi dilek dileyemeyecek misin gel? Ben seni 20 dileyim. Sen, ben ve Londra. Bravo! İyi ki doğdun. Emine, orada burada sürtme ha. Tamam. Bak pazarda geç kalma. Bir şey var mı? Hani... Tamam mı? Ha bak ben de onu sikiyorum işte. Zeynep vardı ya, evlatlık verilmişti. Doğum günü varmış, Emine doğum gününe gitti. Zeynep. Zeynep bizim mahalleden sayılmaz mı Sultan abla? Sayılır. Değil mi anne? Kimdi o kız? Çıkaramadım ben. Ya anne yok mu? Temizlikçi Sakine'nin kızı hani. Besleme diye vermişlerdi zenginlerin yanına. Sayılır mı o mahalleden? Sayılmaz. Ya niye? Çok güzel kız işte, su gibi. Ben gördüm onu geçen Nişantaşı'nda anne. Vallahi manken gibi. Cemile. O kızın burnu büyüktür, üniversite okumuş. Bakar mı bizim Mehdi'ye? Ne münasebet ya? Mehdi kazanmadı mı üniversiteyi? İTÜ makine mühendisliğini kazandı hem de. Bütün bu felaketler gelmeseydi başımıza, mühendisti şimdi benim kardeşim. Zeliha ablacığım kusura bakma da, Müjgan haklı. Zeynep'in oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği kişiler ayrı. Haliyle kız çok havalı. Çok kendini beğenmiş, ukala. Bir de şimdi avukat olacak. Ay ona laf da yetiştirilmez. Küçüğü bilmez, büyüğü bilmez. Yok yok yok. O ezdirmez kendini. Sen göster bakalım bir fotoğrafını şu kızın. Vallahi arşivimde yok. Telefonda şarjda. Çok güzel, vallahi.
Değil. Ama neresi güzel sanki? Al. Bu kız yakışmaz Mehdi'ye. Aa, bildim. Şimdi daha iyi bildim. Bu rahmetli Remzi'nin bacısı. Hamuru güzel. Ben severim böyle insanları. Hem Mehdi rahmetli Remzi'nin çok yakın arkadaşıydı. Zeynep'e onun emanetidir diye hemen sahip çıkar. Bak, bu işi yap. Bunun gerisi gelecek. Çok zor. Nasıl alacağız o kızı biz? Anne, olmaz diyorum o iş. Olmaz. Yani o kızın zengin analıyla babası ne olacak? Bunları hiç düşünmüyorsun. Müjde, 40 yaşına geldin. Hayat bilgin sıfır. Neyin oluru var, neyin oluru yok ben senden daha iyi bilirim. Mehdi benim kardeşim değil, çocuğum sayılır. Ben büyüttüm onu. Bizim de bir sözümüz olsun, değil mi? Dersiz. Sultan, ben bu kızı alacağım. Şimdi sen git, Sakine ile bayramda konuş. Kızı ikna edin, biz de düğünümüzü yapalım. İnşallah. İnşallah. Tunahan Avcı. Hilal Bulmuş. Buyurun. Oğlum. Ben Zeynep'in doğum gününe geldim. Buradan mı gideceğim yalnız acaba? Yalnız kapalı bir organizasyon bu. Listede isminiz yoksa giremezsiniz. Yok. Sen Zeynep'i çağır, o benim kim olduğumu söyler. Tamam teyzeciğim, tamam. Söyle ismini bakalım. Sakine, ama benim listede adım yoktur. Ben sürpriz yapacağım Zeynep'i. Sen çağır bak Zeynep'i, çağır. Teyzeciğim. Yavrum, bak. Ben şunu verip gideceğim. Bak ben ta nerelerden geldim oğlum. Sen bir çağır Zeynep'i. Tamam teyzeciğim, bir bekle sen. Teşekkürler. Yalnız yine geçelim. Zeynep, senin sayende buraları da gördük ya valla. Saçmalamayın. Zeynep Hanım, Sakine diye bir hanımefendi geldi ama sizi görmek istiyor. Sakine teyze mi? Ay, yuh ya, kesin annem söyledi. Faruk, ne haber? Vay iyi hacım, sen ne olsun? Yani İstanbul'dan açılıp şöyle İtalya'ya doğru. Muhteşem bir tekne turu nasıl olur hayatım? Gel. İyi tamam. Anne. Emine gelebiliyorsa ben de gelebilirim dedim. Kızmadın değil mi? Ay, olur mu öyle şey? Hoş geldin. Şey... Ben zaten içeri girmeyeceğim. Ben bu hediyeyi verip gideceğim. Anne niye zahmet ettin? Sen bana en güzel hediyesin zaten. Ben senin bu yaşına geldiğini gördüm ya. Başka bir sende gamlanı. Çok merak ettim şimdi. Sevgilim. Niye buradasın? Ah, hoş geldiniz. Tanıştıracak mısın? Emine ben. Emine? Evet. Kolejden Emine. Aşırı çalışkan Zeynep'le devamlı mesajlaşıyorsunuz. Ben de merak ediyorum kim diye. O da tanıştıracağım diyor. Artık endişelenmeye başlamıştım. Siz... Annen mi? Yok, değil. Bakıcın mı yoksa?
Benim de bir Kadriye ablam vardı. Beni büyüten. Ben sizi ona benzettim. Üstümde çok emeği vardır. O da bana böyle hırka, kazak örer, yollar hala. Tanıştırayım size. Evet, evet. Bakıcısıyım ben Zeynep'im. Ben büyüttüm onu. Nermin Hanımların evinde gündelikçiydim ben. Ayakta kaldınız. Gelin bir pasta ikram edelim. Ha? Faruk'cum, Berk sana bir bakınıyordu. Müsaadenizle. Hoş geldin Sakin'im. Anne çok özür dilerim. Size iyi eğlenceler kızım. Anne, anne. Zeynep. Zeynep. Efendim. Lütfen. Lütfen diyorum. Tamam hadi bak ben onu ikna edeceğim. Merak etme tamam gel. Arkadaşlar artık... öncelikle bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bu sürpriz bir parti. Ve ben şimdi sürprizin dozunu biraz arttırmak istiyorum. Ve hepinizin huzurunda Zeynep'e bir şey soracağım. Sevgilim, sadece bu yılını değil, bundan sonraki bütün yıllarını benimle geçirmek ister misin? Benimle evlenir misin? Evet dedi. Evet. Sana söz veriyorum. Çok mutlu olacağız. Tebrikler bir tane. Canım. Getirebilir misiniz? Hemen. Zeynep'ciğim nereye? Annemi görmem lazım. Anneni mi? Aa, olmaz ya daha parti bitmedi ya. Ben anneni bize çağırır konuşurum annenle. Olmaz yeterince ezildi zaten. Faruk da bilmiyordu. Her şey darmadağın oldu şu anda. Kızım toplarız sakin ol.
Keşke en baştan söyleseydim Faruk'a da, anneme de her şeyi anlatsaydım. Keşke bana haber verseydiniz partiyi ya da babamla engelleseydiniz. Ne bileyim, biz insan mutlu ol istedik. Tamam. Tamam, git annenle konuş, ben babanla Faruk'u idare ederim. Ama o bayramı görmeden hemen gelmeni istiyorum, tamam mı? Dikkat et. Kolay. Yürümeyi öğrendiğim, ilk arkadaşlığı öğrendiğim, ilk büyük acıyı, ilk ayrılığı yaşadığım mahallem. Tam 12 yıldır gelmemiştim. Çocukken yuva bildiğim sokaklar ne kadar yabancı geldi. Annemleri bırakıp Nermin annemlere yerleşili daha bir yıl olmadan Ekrem babam yasaklamıştı gitmemi. Tabii ki yine mesele babamdı. Kendi yaralarını kapatmak için bizim hayatlarımızdan hep yara bandı yapan babam. Ömrümün hem utancı hem de en büyük hasreti oldu. 12 yıl sonra evime bir misafir olarak gidiyordum. Ve aklımda yine aynı soru vardı. Buradan gitmesem acaba hayatım nasıl olacaktı? Nasıl bir Zeynep büyüyecekti? Hayat bana bir şans verdi. Ama her tercihte bir vazgeçişti işte. Şimdiki Zeynep olabilmek için ben bütün geçmişimden vazgeçmek zorunda kaldım. Değdi mi? Bilmiyorum. Hiç öğrenemeyeceğim bir soru bu. Anne. Zeynep. Senin burada ne işin var? Doğum günü bitti mi? Evet. Yani sen öyle gidince benim içime sinmez ki. Buraya geldin diye kızarlar sana. Yok. Yok, merak etme. Anneciğim, ben çok özür dilerim. Seni o kadar zor bir duruma soktum ki. Bunun bir telafisi, bir açıklaması olamaz, biliyorum. Beni affedebilecek misin? Estağfurullah kızım. Affetmek Allah'a mahsus. Analar çocuklarına küsmezler. Anneciğim benim. İçeri almayacak mısın beni? Ay, almaz olur muyum? Burası senin asıl yuvan, baba ocağın. Hadi gel içeri. Evde mi? Kim? Baban mı? Yok, o camiye gitti. Tövbe ettiğinden beri her gün camiye gidiyor. Hadi gel içeri, kimse yok. Hadi.
Koşun koşun. Annem börek yapmış. Televizyon yok. Televizyon bozuldu. Yemek masası da yok. Nermin annemlerin size verdi. Anne bak. Zeynep. Bir çay içelim mi? İçelim anne. Hadi gel. Afiyet olsun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kemal abim hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Naber abi? Bize 10 kilo patates, 10 kilo soğan indirsene. Tabii. Mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtalım. Bu ay işten çıkartılan çok olmuş yine. Tabii hemen. Elin rahatlaysa sen de 3-5 ata. Artık ağanın eli tutulmaz değil mi? Samsak alacak mısın? Ha, emin olun. Sen kaçıyorsun ama bu da hep burnunun dibinde bitiyor. Sen bir tansiyon mu aktarıyor ya? Ne yapıyorsun? İyiyim. Senden? Kemal abi. Buyurun. Bir kilo domates, bir kilo da biber. Tabii hemen. İlgilen abi, ilgilen. Ne var ne yok? Bildiğin gibi. Evli kız. Bak Mehmet orada. Ay Allah karşına çıkardı. Hemen Mehmet'in yanına gidiyorsun. Zeynep'i aklına sokuyorsun. Ne aklına? Ne alaka ya Zeynep? Allah Allah, ne saçmalama lütfen. Olmaz öyle bir şey. Ne alaka Zeynep'le Mehdi, olmaz. Ama ne anlıyormuş? Onun Allah'ın kulu değil mi? Zeynep bekar, Mehdi bekar. Bunu anlat yeter. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsan kendin yap, beni karıştırma Sultan Hanım. Eve haciz gelirse sonra sorarım sana, karışıyor mu karışmıyor mu? Tutar mısın? Al şunu tut. Merhaba Sultan abla. Merhaba. Ne haber? Hadi iyi günler. İyi. İyi günler. Dikkat edin kendine. Emine ne haber ya? Mehdi oğlum nasılsın? İyi. Ne bu şükür? Sağ ol ablam, sağ ol. Ne haber Mehdi? Emine ne bu şıklık ya? Nereden böyle? Zeynep'in doğum gününden geliyorum da. Doğum günü. Zeynep'i hatırlar mısınız? Hatırlamazsınız muhtemelen. Remzi abi vardı hani rahmetli. Onun kız kardeşi hani Nişantaşılı olan. Onun doğum gününden kutlamasından geliyorum da. Onun için. Abi eyvallah. Afiyet olsun. İyi iyi. Remzi'nin kardeşinin iyi olduğuna sevindik. Selamımızı iletiriz. İletirim tabii. Görüşürüz o zaman. Ablam görüşürüz. Kemal abi hayırlı işler. Güle güle. Aferin kız sana. Az oldu ama iyi başlangıç. Şimdi sıra Zeynep'te. Hemen Zeynep arıyorsun. Behti'nin reklamını yapıyorsun. Oldu anne. Ama sonra tesadüfmüş gibi bunları karşılaştırıyorsun. Olmaz. Olmaz dedim, olmaz. Hayır. Ne olmaz olmaz? Çöp çatanlık dediğin olmaz olur yapmak. Hmm, evet ama bu kız bugün Faruk Yılmazoğlu'yla sözlendi doğum gününde. Söylemeyeyim diyorum ama. Allah sala. Şimdi bunu söylüyorsun. Fırsat mı verdin söyleyeyim? Allah'ım. Bak kız kimseye söylemeyeceksin ha. Zilya cadısının kulağına giderse altınlarımı geri aldı benden. Kimse bilmeyecek ha. Tamam, kimse bilmeyecek. Kızım, keşke geleceğini bana haber verseydin. Sana bir börek yapardım. Sen benim ıspanaklıyı seversin.
Hoş, bugün ben pazara da gidememişim ama. Anne, bana neden anlatmadın? Kızım, sermeyin beni senin. Senin derslerin var. Olmadı, yetiremedik işte. İnsanlık hali. Zaten eskisi gibi de iş gelmiyor bana. Baban da tövbe etti ama sağ olsun biraz geç kaldım. Aman kocadık biz kızım. Eşya bizim neyimize? Bir hırka, bir kuru ekmek yetiyor bize. İyiyiz biz, iyiyiz. Ben Nermin annemler size yardım ediyor sanıyordum. Oo, çok oldu o biteli. Ekrem Bey babana kızdı ya. Haklı tabii. Ama işte. Ay neyse, bunları bırakalım Zeynep. Sen okulunu bitir. Avukat ol. Mutlu ol. Başka hiçbir şey lazım değil. Hadi gel. Hadi. Zeynep, o adam kimde sana sevgilim diyen? Senin sevgilin mi var kızım? Sakile. Ya bu bizim Hasan yok mu? Ne bahtsız çocuk arkadaş ya. Dükkanı su bas. Zeynep. Kızım. Nasılsın baba? Allah'ıma çok şükür. Ölmeden bugünü gördüm ya. Ya baba. Çok... Zeynep'im. Hiç ömrüm olsa ananla sana boynum bükük. Affet beni kızım. Zeynep'im affet beni kızım. Affet beni. Meleğim, aklın kalmasın Faruk bizde. Emine fenalaştı dedim. Sen onu doktora götürdün. Hangi hastanede olduğumuzu da bilmiyoruz. Aklında bulunsun. Çabuk eve gel lütfen. Sakine. Ne yemek yapıyorsun? Sular hala kesik. Ya elektriği zor açtırdım. Suya yetmedi. Yarım gün açtırırım. Açtırırım. Anne. Hı. Sen karışma dedin ama bak bu böyle olmaz. Ne olur şu parayı alın. Faturayı ödersiniz. Yok. Açtırırsınız olmaz suyu. Başka bir borcunuz varsa da bununla koy ödersiniz. Onu anne ne olur. Olmaz kızım. Koy onu anne lütfen. Nermin annenler kıza. Anne olur mu öyle şey? Zeynep kızım. Anam doğru söylüyor kızım. Bu Ekrem Bey bana taktı. Yardımı selamı sabaha da kesti. Şimdi sana da kızar. Bozma huzurunu. Doğru yani benim yanlışlarım oldu. Ama bak tövbe kapısı hiç kapanmayan kapıymış kızım. Yani geç kaldım ama işte ben de düzeltmeye çalışıyorum kendimi yani. Baba ben Ekrem babamla konuşurum. Şimdi bu parayı alıyorsun tamam mı? Eğer yok, yetmezse çeker getiririm. Kredi olmaz. Kartımı da veririm hatta. Anne olmaz, ne olur yapma kızım. Böyle. Olmaz kızım. Anne ne olur. Ölümü gör olmaz kızım. Olmaz. Koy onu çanta. Olmaz. Anan haklı kızım. Biz seni çok mahcup ettik. Ya artık onlardan para alamayız biz. Tamam ama böyle olmaz. Bu evde hasta olursunuz yani. Kış geliyor. Çatıda akmış zaten. Ben çözeceğim. Yani ben bir yolunu bulup çözeceğim merak etmeyin. Aa, kınalı kuzum benim sağ ol. Gideyim ben artık.
Ama sana tarhana çorbası yaptım. Bak sıcak sıcak. Kızım biraz daha kalsaydın çorba içeriz. Az daha sohbet ederiz. Olmaz mı? Gideyim ben. Ama geleceğim yine zaten. Bak kızım mis gibi tarhana çorbası yaptım sana. Zeynep çorba içelim kızım. Hemen gitme. Başka bir gün geldiğimde yerim söz. Olmadı böyle bir kızım. Biraz daha otursaydın keşke. Geleceğim yine anne. Neyse yine gelen mi olur mu? Biz çok özlüyoruz seni. Tabii ben şey etmeyeyim, senin gitmen gerekiyor biliyorum. Yine gelirsin. Geleceğim söz. Oo, kanalı kuzum benim. Mis kokulu. Mis kokulu. Kızım, Allah senden razı olsun. Geleceğim yine. Tamam. Tamam. Dikkatle git olur mu? Hadi güle güle kuzum, güle güle. Neden söylemedin? Neyi söylemedim? Zeynep ben sana her şeyi söylerim biliyorsun. Nasıl her şeyi söylüyorsun Emine? Annemler sefalet içinde. Yiyecek yemekleri içecek suları yok. Nasıl kapısını çalmazsınız? Zeynep biz sana söylemedik çünkü üzülmeni istemedik. Yani Sakine tez öyle tembih edince ne diyeyim şimdi ben sana? Keşke söyleseydim ben bir çözümünü bulurdum. Ben yardım ederdim onlara. Sana çok kızgınım Emine. Tamam tatlım gel içeride konuş. İstemiyorum içeri girmek. Bir dakika bir dakika. Ağır ol Zeynep Hanım. Emine'ye kızacağına sen kendine kız. Ananı babanı terk ettin. Onları unuttun. Tamam hani susar mısın? Niye susayım? Yalan mı ha? Yalan mı? Güzel arabalarda gezerken, güzel kıyafetler giyinirken ananı düşündün mü? Bu kadın nasıl işe gidiyor? Haldosu var mı diye düşündün mü? Sakin evlat kaybettim. Evlat acısı nedir biliyor musun sen? Anne. Söyle. Sakine senin için hayata tutundu. Senin için o kadar fedakarlık yaptı. Sen ne yaptın onun için? Anana sahip çık. Yüzünü güldür. Hoş. Senin tuzun kuru. Birini gömsen geride bir anan daha var. Anne. Ama Sakine'nin senden başka evladı yok. Eğer sen de evlatsan annen için mezardaki abinin yerini tut. Yoksa ben bile Remziye'ne keşke Zeynep ölseydi derim. Anne. Zeynep. İyi akşamlar. İyi akşamlar aslanım abla. Ne yapıyorsun? Bırak, bırak. Ah, hoş geldin abla. Kadın başına şunları kaldırıyorsun ya. Hoş geldin. Oo, hoş bulduk ablacık. Mis ha? Hoş geldin dayıcığım. Dayısının gülü. Mehtim. Bana bak, elimiz bağrımızda kaldı. Diyorum ki bir an önce evlensen de yolunu gelin beklesin. Bakayım sana bir. Bak. Eğer senin gibi melek bulsam evlenirim valla. İyi tamam canım. Azıcık yaramaz olsun o zaman. Ona da varız. Abla. Siz yok. Var ya senden siz. Ne kaynanacak. Eli maşalı. Allah vere de bu kendi evde kalmışlığın hırsını çıkarmasan yeni gelinden. Ne alakası var Cemile? Yani sen kendi evliliğinde görümcelerin hakkından gelemeyip boşandın diye herkese öyle olacak demek değil bu, değil mi? Aşk olsun. Sen bunlara hiç bakma Mehtim. Yemin ediyorum var ya, ortada olmayan gelin için birbirinize giriyorsunuz ha. Siz farkında mısınız? Ha? Ama bak yine konuyu dağıtıyorsun. Bak şimdi diyorum ki, şurada bir gelinimiz olsa, şöyle otursa fena mı olur ha? Bize arkadaş da olur hemen. Ha. Vallahi.
Annemin gönlü sor. Hmm. Ne kadar istiyor kadıncağız biliyorsun. Hmm. Mehtim bak yapma böyle. Hepimiz senin iyiliğini istiyoruz. Hem ben de daha fazla yaşlanmadan torunlarımı böyle kucağıma alsam, sevsem, senin çocuklarını büyütmek benim de hakkım değil mi? Abla vallahi yeter. Vallahi yeter, evlilik programına çevirdiniz buraya. Bak yemin olsun şu evdeki televizyonu açmaya korkuyorum ha. İkinizden biri bir gün çıkacak o evlilik programlarına, bana gelin ararken bulacağım. Bana bak, gerçekten gidiyormuşuz değil mi? Elimizde de bunun fotoğrafı, oraya çıkıyormuşuz böyle. Bence sen ayağını denk al. İçeride bir ananız var değil mi Müjgan Hanım? Tansiyonumu düştü. Karnım acıktı. İyi miyim, kötü müyüm? Şöyle bir kafasını uzatıp da soran yok. Kız evlat olacaksınız bir de. Maşallah. Vallahi sana da iyi akşamlar Valide Hanım. Ah! Yavaş yavaş. Bak ablana. Aceleye mal yok, yavaş. İyi akşamlar. Ya Zeynep sen neredesin? Ya telefonlarını da açmıyorsun. Faruk annem anlatmış ya sana. Evet anlattı annen. Arkadaşı Emine fenalaştı dedi. Ya bu saate kadar ortada yoksun. Kalp krizi falan geçirdi herhalde Emine. Faruk ben çok yorgunum. Biraz dinlensem iyi olacak lütfen. Ne demek ya biraz dinlensem? Evlenme teklif ettiğim gün ortadan kayboluyorsun. Şimdi de biraz dinleneceğim mi diyorsun? Zeynep. Ne oluyor? Senin benden sakladığın bir şey var. Bir yıldır her gün beraberiz. Böyle bir şey yaptığını hiç görmedim. Ya sen benim bu dünyada tanıdığım en düşünceli insansın. Böyle bir şey yapmazsın. O kadar insan senin için toplanmış, çekip gitmezsin. Ya böyle bir şey ben yapmış olsam hatta benden hesap sorarsın. Faruk ben seni tanıdığım için. Biliyorum. Korktun değil mi? Parti zaten çok korkunç bir fikirdi. Sen hep söylersin ben sürprizleri sevmem diye. Ben de artık limitleri zorladım yani. Herkesin ortasında sana evlenme teklif ettim. Yüzü de ondan takmadın herhalde değil mi? Faruk. Biliyorum. Biliyorum düşüncesizlik ettim. Ama ne yapayım? Senden akıl almayınca böyle oluyor işte. Ben de korkuyorum. Yalnız değilsin yani. Ama biz birlikte hallederiz. Değil mi? Nasıl oldu Emine? Baba. Ben mahalleye gittim. Mahalleye mi? Emine... Hayatım tatsız bir durum oldu. Anlattım ya sana Faruk Sakin'e durumunu. Nasılmış kızım annen? Anne çok kötüler. Ev enkaz gibi. Sular kesik, yiyecek yemekleri yok. Eşyaları satmaya başlamışlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi Zeynep'ciğim sen üzülme. Derslerinden geri kalma diye senden sakladık ama... biz annenlere çok yardım ettik. Senin annen daha geçtiğimiz yıla kadar bu evde çalışıyordu. Babanı defalarca işe soktum.
Her defasında beni mahcup ettin. Evet. Senin babanın ne kumarı bitiyor, ne de içkisi. Her defasında hem kendini rezil ediyor, hem de bizi rezil ediyor. Babam tövbe etmiş, aylardır içmiyormuş, iş arıyormuş babam. Kaçıncı tövbe acaba? Annen haklı, hiç öyle bakma. Senin baban adam olmaz. Ya gerçekse? Kocaman adam ayaklarıma kapanıp ağladı. Gelme bu oyunlara Zeynepciğim, gelme. Senin baban çok iyi bir oyuncu. Neden bu kadar katısınız? Tamam anlıyorum babama kızmışsınız ama annemin ne suçu var? Annene de kızgınım ben. Kaç defa söyledim bırak şu adamı. Gel biz burada sana destek olalım diye. Yok bırakmıyor o adamı Zeynep. Bırakmıyor. Annem babamla 15 yaşından beri evli. Sırf babamla evlenebilmek için ailesine karşı çıkmış. Aile diye bildiği tek kişi babam. O baban da seni dipsiz kuyusuna çekmesin. Senin sorumluluğun değil onları kurtarmak. Annenle baban da yetişkin. Tamam. Haklısınız. Ailem sizi fazlasıyla yormuş. Ama lütfen siz de beni anlayın. İkinci bir şans olduğuna beni siz inandırdınız. İzin verin de öz anne babama bu şansı vereyim. Lütfen. Aa. Evet efendim. Ha, harika. Misafir fincanlarında kahvelerimiz de geldi. Bir şey de kaçmıyor ha senden. Şimdi... Anlat, anlat, anlat. Dur. Ben anlatayım. Bugün eve Sultan Bakkal geldi. İçerideki atmosferden de belli zaten. Gül sen, gül, gül, gül. Geldi. Geldi de... tamam. Makara yapma bu sefer. Durum ciddi çünkü. Annem konuştu, anlaştı. Bayramla Sakine'nin kızını alacak sana. Yeah. Zeynep'i. Zeynep kim abla? Ya bugün herkes bir tutturmuş Zeynep, Zeynep diye. Kızım hayırdır, örgüt müsünüz siz, çete misiniz ya? Üzünü seveyim abla, sen yapma bari. Nasıl ya? Boş ver, boş ver. İç kahveni. Bir fotoğrafını göstereyim mi? Ne fotoğrafı abla? Gözünü seveyim diyorum ya. İstemiyorum fotoğraf, motoraf. Evlenmeyeceğim ben ya. Valide Sultan'a da söyle hiç umutlanmasın valla. Öyle kesip atmasan. Annemin ne kadar çok hayali var seninle ilgili. Yazık değil mi kadına? Hı? Ya proje miyim ben ya? Allah Allah. Sen bir düşün. Abi tamam, ne düşüneyim ya? Bir sakin ol, bir düşün. Tamam. Allah Allah. Düşünüyorsunuz zaten siz benim yerim. Gel. Meleği. Biraz da güzel şeyler konuşsak. Lütfen. Bugün Faruk'la... Uzun uzun konuştuk, hayaller kurduk, planlar yaptık. Çok heyecanlı Faruk. Londra'ya bir ofis açacakmış. Zeynep de yüksek lisansa girer diyor. Babanla ben de sizin yakınlarınızda bir ev kiralarız. Hı? Faruk yoğun çalıştığı zamanlar biz birlikte planlar yaparız. Ne bileyim, tiyatroya gideriz. Hyde Park'ta eskisi gibi sen bana kitap okursun. Eşyaları falan yaparız. Annemler ne olacak? Onlar gelemez ki. Ben yine mi terk edeceğim onları? Ben bugün evlenme teklifi aldığımı bile söyleyemedim anneme. Faruk tanımıyor bile beni.
Ya bunlar çözülemeyecek şeyler değil kızım. Farah'a söyleyemiyorum. Zaman geçtikçe söylemesi daha da zorlaşıyor. Beni sizin kızınız zannediyor. Sen bizim de kızımızsın Zeynep. Faruk ve Sakine'den çok babanla ve benimle vakit geçirdin. Bunun için kim yargılayabilir seni? Güçlü durduğun, hayata tırnaklarını geçirdiğin için seni kim suçlayabilir? Sen neler başardın? Lütfen bazı şeyleri bana bırak. Ben halledeyim. Annene de ben konuşurum. Faruk meselesini de zamanla çözeriz. Tamam mı Meleğim? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ben senin hakkını asla ödeyemem. Madem evlenmemi istiyorsun, neden sen söylemiyorsun da bana 1000 tane elçi gönderiyorsun ana? El mi gönderdim sanki? Onlar senin ablaların. Benim 1 tane de anam var değil mi? Sen niye böyle yapıyorsun ya? Neden bana gelip derdim var? Mehdi gel otur oğlum karşıma demiyorsun bir kere bile. Anlatsam anlayacak mısın sanki ha? Yine burnunun dikine gideceksin. Ben zaten havaya konuşuyorum, beyhude konuşuyorum okul meselesinde olduğu gibi. Sonunun baban gibi olmasından korkuyorum oğlum. Geçmişin yüküyle kendini ateşe atıp yakacaksın. Hep öyle olmadı mı zaten? Ana o Zeynep midir nedir? Her kimse ben istemiyorum evlenmek. Bunu bil sok kafana yani evlenmeyeceğim. Milleti ayaklandırıp da mahalleliği bize malzeme yapma gözünü seveyim. Evlenmeyip de ne yapacaksın oğlum ha? Desene bana derdini bir. Derdim hayatımı istediğim gibi yaşamak benim ana. Ya bir karışma bana ya. El insaf çocuk muyum ben gözünü seveyim ana. Ya yok diyorum, istemiyorum diyorum, arkamdan iş çeviriyorsun. Çek ellerini hayatımdan artık. Senin karşında artık 16 yaşındaki o Mehdi yok. Elimi çekeyim senden, sen de git elini arsızını getir benim soframa otur. Ben buna izin vermem Mehdi Bey, ben buna izin vermem. Ana, arlısı arsızı yok, ben evlenmek istemiyorum ana. Evleneceksin oğlum, evleneceksin. Senin derdin bana yuva kurmak falan değil. Kendine gelin arıyorsun. Ama ben senin kafandaki matematiğe bir türlü uymadım be ana. Bu var ya bu. Bizi bitirdi bitirdi. Rahmetli baban sağ olsaydı da evlen deseydi onu dinlerdin değil mi? Ama ben söyledim ya batıyor sana. Ben senin iyiliğin için ne zaman bir şey söylesem, bir şey yapsam kötülükmüş gibi, düşmanlıkmış gibi geliyor sana.
Keşke babanın yerine ben ölseydim de sen de hayatını istediğin gibi yaşasaydın. Yeter ya, yeter ya. Her gün aynı terane, her gün aynı terane. Zeynep, günaydın. Spora geldim. Uyuyorsundur diye aramadım. Babamla düğünü konuştuk gece. Düşün, ilk defa kararımı onayladı. Neyse, bugün işim bitince buluşalım. Uyanınca yaz bana sevgilim. Ablam elinle değil, elinle değil diyorum. Bak boşa getirmişim. Özlemişsindir sen Met böreğimi değil mi? Ne zamandır yemiyordun. Çok güzel olmuş abla. Bir abla. Afiyet olsun Azim Hanım. Güriyem, acıktın mı bir tane? Afiyet olsun. Kapalıyız. Aşk olsun. E bak mis gibi açıksınız. Ben de böyle elimi kolumu sallaya sallaya girdim. E, esnafız bir yerde, komşuyuz. Ama merak etme, çok kalmayacağım. Sana bir haberim var, onu vermeye geldim. Ama haberden önce... dişlerime çomak sokuyormuşsun. Sokturmam. Senin vereceğin habere benim ihtiyacım yok koçum. Şimdi benim canımı sıkmayın da... kaybolun bakayım oradan hadi. Mehdi'm, gel ablam bir sakin ol. Abla geçin siz içeri. Hadi geçin. Ah, yap şunu yürü. Yap. Hadi Duryan gel. Geç. Gazın çıksın, lihazın sızlığın geçsin. Çekil lan. Babanı çıkartmak için şartlı tahliye dilekçesi vermişsin. Bu yaşta babana mı güveniyorsun lan sen? Sen beni mi takip ediyorsun lan? Ha? Babamı mı gözetliyorsun sen? Bu kadar mı korkuyorsun lan babamın çıkmasından? Korkma oğlum, korkma. Bir şey olmaz. Şimdi siz dua edin. İçeride ablam var. Şimdi koy onu beline. Hadi bakayım. Mehdi. Bak. İşime burnunu sokma. Anladın mı? Mahalle ateş almasın. Bekle. Mehdi. Ben bakarım. Anne. Zeynep. Günaydın. Günaydın kızım. Nermin annen aradı. Diyecekleri varmış. Bir de temizliğe çağırdı. Sen durumları kötü dedin Erhan. Yardım etmek istemiştir. Ayrıca ben senin yemeklerini çok özledim. Kızım, biz hallederdik, gerek yoktu. Sen arada kalma. Zeynep. Senin bana diyeceğin bir şey var mı? Sakin ol. Hoş geldin.
Zeynep'ciğim sen istersen dersine geç kalma. Biz annenle biraz dertleşelim. Hı? Oh canım. İyi dersler bir tane. Je verrai le cadre de forme. Görüşürüz anne. Anneciğim, hadi görüşürüz. Allah zihni açıklığı versin kızım. Kolay gelsin sana. Güle güle kızım. Olsun. Hayır. Sana müjdeli bir haberim var. Kızımızın mürüvvetini göreceğiz artık. Zeynep'in isteğini var. O dünkü çocuk mu? Evet. Faruk Yılmazoğlu. Hani beni bakıcı sayan. Çok iyi çocuktur. Yılmazoğlu Holding var ya. Onların veliahtı işte. Tam Zeynep'in dengi. Sen hep bana böyle bir şeyden hiç bahsetmedin. Evet. Çünkü ben söylemek istedim. Dün Faruk'la oturduk. Uzun uzun planlar yaptık. Nişan, düğün, isteme, her şeyi halledeceğiz. Sevinmemiş gibisin. O kadar büyümüş. Duygulandın sen. Ya sakine. Sayende kızımız okudu, büyüdü. Şimdi yuvasını kurmak bize düşüyor. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Yalnız Faruk'la ailesi Zeynep'in özel durumunu bilmiyorum. Dün sen de anladın. Zeynep'i hoş gördün. Zeynep'i bilirsin öyle kendini hemen açmaz. Benim annemle babam başka diyememiş. Ama sen de çok güçlü bir kadınsın Sakine. Gerçekten senin yaptığını her anne yapamaz. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Faruk'a da ailesine de uygun bir dille izah edeceğim. Ardından isteme, nişan, düğün. Hepsini yapacağız. Şey... Bizi çağırırlar mı? Şimdi sakin edin. Bunlar nasıl olacak, nerede olacak? Dünür ne düşünür, ne planlar? Gerçekten benim de haberim yok. Çünkü çocukların bir yurt dışı planı var. Anladığım kadarıyla Londra'ya taşınacaklar. Bu çocuk kızımı alıp götürecek mi? Kaç yaşına geldi Zeynep? Bizim annelik görevimiz bitiyor artık. Kendi hayatlarını kuracaklar. Zeynep yüksek lisans istiyor. Bunun için de en uygun yer Londra. Ama Zeynep bana böyle bir şeyden de hiç bahsetmedi. Ben o hemen çalışmaya başlayacak diye biliyordum. Çalışmak mı? Hı. Lütfen rica ediyorum. Çocuk daha mezun olmamışken maaşına gözünüzü dikmeyin. Dün de zaten vicdan azabı çektirmişsiniz açız diye. Lütfen yapmayın şunu kızıma. Zeynep benim kızım Nermin Hanım. Benim kızım. Ben kızımdan 5 kuruş para istemedim. Merak etmiş gelmiş. Ben saklamaya çalıştım ama kendi gözleriyle gördü. Sen iyiden iyiye bizi yabancı belledin ha? Ben kızımı sana gönderdiysem okut diye verdim. Evet. Başımdan atmak için değil. Al senin olsun diye değil. Benim Zeynep'e karşı analık görevim hiçbir zaman bitmez. Kaç yaşına gelirse gelsin. Ne yüzün olursa olsun bitmez. Senin biter ama benim bitmez.
Tabii sen onu kuştuğu yataklarda yatırmak sanırsın değil mi? Ne diyorsun sen, sakin ol. Orada duracaksın Nermin Hanım. Aa, ben Zeynep için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Ben bağrıma taş bastım. Sana ana dedi. Aman dedim. Arada kalmasın dedim, sustum. Arkadaşları beni bakıcı beyledi, aman dedim. Hor görmesinler dedim, sustum. Ben çok güçlü bir kadınmışım ha. Sen de palavracısın be. Ne? Sen yıllarca kızımı bana göndermedin. Sakin et. Babasıyla kavgasını bahane ettiniz. Onun hiçbir doğum gününe beni çağırmadınız. Ben onun hiçbir mezuniyetini görmedim. Şimdi de kızımın parasında gözüm var diyorsun ha. Sen hiç bilmiyorsun değil mi? Evlat özlemini, evladın için kaygılanmayı. Koparmak istiyorsun kızımı benden. Düş kızımı yakasından diyorsun değil mi? İyilik de bir yere kadar. Sen iyiliğinle bizi ezmeye çalışıyorsun ama olmaz. İzin vermem. Zeynep'im, benim kızım o adamla evlenemez. Aa. Ne yapayım? Siz kahveleri alın, geliyorum hemen. Hah. Alo anne. Anne konuşabildin mi annemle? Yani çok meraktayım da ben. Zeynep'ciğim, annenle konuşmamız hiç iyi geçmedi. Neden? Kaldıramadı. Çok kızdı. Rencide etti. Üstüne benim hiç hak etmediğim hakaretlerde bulundu. Elim ayağım hala titriyor. Ne dedi ki sana? İşte yok, ömrünü sana adamış. Yok, biz onu ezmişiz hep. Cahil cahil şeyler işte. Niye böyle söyledi anlamadım. Yani biraz nankör, biraz da vefasız olduklarından. Böyle konuşmak hiç istemezdim ama resmen beni kıskanıyor annen. Tamam, ben bir an önce annemlere gidiyorum. Ne? Nereye gidiyorsun Zeynep'ciğim? Biz ne konuştuk seninle? Biliyorsun İkram babam buna çok kızar, bir kere kuralı çiğnedin zaten gittin eve. Lütfen şu adamın kuralına uy. Kurallarınızı çiğnediğim için özür dilerim ama annemin kalbini ezip geçemem. Zeynep. Özür dilerim. Ya patlama patlama geldim. Ya patlama geldim kadın, geldim. Senin anahtarın yok mu? Yok. Yok, benim hiçbir şeyim yok. Anladın? Benim hiçbir şeyim yok. Ya hayırdır, sakin ol, ne oldu ne? Zeynep'in isteğini varmış. O Nermin verecekmiş kızıma bir züppeye. Tamam, ne güzel işte, zengin damadın olacak. Ne istiyorsun? Zeynep, benim annem Nermin, babam Ekrem demiş. Bizi bile neden yok. Nasıl yani? Zeynep bizi inkar mı etmiş? Niye şaşırıyorsun Bayram? Bunların hepsi senin suçun. Her şeyin suçlusu sensin. Sen muhtaç ettin beni o Nermin'e. Benim kucağım boş kalacak. Ya ben ne kadınlığımı yaşadım, ne analığımı yaşadım be. Benim 3 tane çocuğum vardı, 3 tane. Hepsi kanatlanıp gittiler. Ben bir Zeynep'im var diyordum. Şimdi o da gidiyor. Ama ben büyük bir hata ettim. Büyük bir hata ettim ben. Ben seni dinlemeyecektim. Sakin ol. Ben vermeyecektim okusunlar diye Zeynep onlara. Okumayaydı. Okumayaydı, bizim gibi olaydı. Ama dizimin dibinde olaydı. Benim olaydı kızım. Benim olaydı. Bahram benim olaydı. Sakin ol, tamam. Sakin ol, tamam. Tamam ya, kurban olayım, yapma ya. Sakin ol. Ne oldu Bayram Efendi? Hiç, ne olacak? Zırıl zırıl ağlıyor Sakinem. Analığıyla babalığı Zeynep'i vermiş. Ama damat biz bilmiyormuş. Ama nasıl veriyormuş? Kim ki o? İki baktılar diye sahip mi oldular? Zeynep de siz de diyetinizi ödediniz. Yeter. Gitti komşum. Gitti. Kül gibi kızım gitti. Ay.
Sakine gitmez kızım. Sen istemezsen gitmez. Ananın hakkı diye bir şey var. Hem Zeynep kıyamaz sana. Kurban olurum, üzülme. Bak ne oldu biliyor musun? Vallahi de billahi de Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Hızır gibi geldi. Mehdi var ya, Zeliha Hanım. Mehdi Zeynep'i istiyor. Hadi canım. Bizim Mehdi. Olmaz ki. Zeynep istemez ki. Olmaz. Sakine bak, bu senin son şansın. Demedi deme. Mehdi'ye kızını verirsen dizinden ayrılmaz. Hem kocaman evleri de var. Zeliha Hanım duymuş ne kadar perişan olduğunuzu. Gelip hemen bize taşınsın demiş. Bak Mehdi size de bakar, Zeynep'e de. Vallahi Mehdi benim damadım olsun isterim yani. O zaman kızınızı ikna edeceksiniz. O kadar aykalıp fedakarlık ettiniz. Kızınızın bahtını da tahtını da siz yapacaksınız. Aman o güzelim kızı kaptırmayın sosyeteye. Bak Sakine. Eğer bu kızın bu sefer giderse kesin unut. Bir daha geri gelmez. Hadi bize çay dökeyim. Kapattın mı? Kapattım anne. Hı. Ay kızım hadi hadi. Böyle yalap şap işi yapma, bırak şu telefonu. Ne yapayım anneanne? Sabahtan beri elim koptu. Nazeni. Anne. Ne? Celal dükkanı bastı. Ne? Dövüştüler Mehdi ile. Silah çekti Celal. Ne diyorsun abla? Dayım iyi mi? İyi, merak etmeyin. Yani Allah'a şükür iyi. Ama bastı gitti, durduramadım. Nereye gitti bilmiyorum. Anne, o şerefsiz babamın katili çıkıyormuş içeriden. Mehdi de bunu başından beri biliyormuş. Meğer hiç peşini bırakmamış Veysin'in. Ah, eyvallah olsun. Mehdi. Mehdi. Mehdi nereye gitti? Ay bilmiyorum anne. 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 Anne! Gidiyor kadın. Ay, Yasemin ambulans! Ambulanslar! Su getir şuradan. Alo. Kader Mahallesi Balat. Anne. Sen okulda değil miydin? Anne sen kızıp gitmişsin. Ben konuşmak istiyorum seninle. Anne. Anne. Anne ne olur bana sırtını dönme lütfen. Haksız mıyım Zeynep? Ben senin evleneceğini neden Nermin'den duyuyorum? Nermin kim? Anne. Haklısın ama orada hassas bir durum vardı. Sen iyiden iyiye bizden utanır olmuşsun kızım. Anne. İstemişsin ki biz senin hiçbir şeyin olalım. Nermin annen, Ekrem de baban olsun. Yalan mı? Seni doğuran, büyüten, sana ömrünü adayan anandan utanır olmuşsun. Anne olur mu öyle şey? Ben Faruk'a anlatacaktım her şeyi. Şimdiye kadar anlatmadın ama. Neden? Çünkü sen de biliyorsun içinden. O adam senin dengin değil. Ne kadar okursan oku, ne kadar onlar gibi olmaya çalışırsan çalış olamazsın. Onlar da seni aralarına almazlar zaten. Sen daha çok toysun kızım. Hayatı bilmiyorsun. Ama ben hayatın içinden, daha dibinden geldim. Bu Faruk'la ailesinin baban da beni dünürleri olarak kabul edeceklerini mi zannediyorsun ha? Mümkün değil. Hayal bunlar. Biz onların kapısında ancak hizmetçi oluruz, bekçi oluruz. Ama akraba olamayız.
Bıcım sen doğum gününde kızdın bana, anlıyorum. Ama ben anlatacağım her şeyi Faruk'a. Zaten tanıdıkça kabullenecektir anne, yapma ne olur. Ne zaman tanıyacak bizi Zeynep? Düğünden sonra mı? Sen onlara ne anlatırsan anlat. Onların dünyası ayrı, bizim dünyamız ayrı. Eğer onunla evlenirsen beni, babanı, hatta rahmetli Remzi abini unut. Biz onlarla bir araya gelemeyiz. Uyumayız. Ayrıyız. Olmaz. Anne ne diyorsun? Ne demek evlenirsen ben yokum? Yokum Zeynep. Yokum. Yeter artık. Ben yıllarca hep sen mutlu ol diye sustum. Hep sustum. Ama sen sürekli bize sırtını dönüyorsun kızım. O okuyacağım diye Nermin annenin peşinden böyle eteklerin zil çala çala giderken beni hiç düşünmedin. Anneme ne olacak demedin. Şimdi de o sosyetik adamla evlenip yine beni terk ediyorsun Zeynep. Anne ne olur yapma böyle, böyle söyleme. Kararını ver. Kararını ver artık. Ben seni kadar okumadım. Ben aklımda değil. Kalbimle konuşurum. O Faruk'la mı evleniyorsun? O Nermin annenle mi yaşıyorsun? Nasıl istersen öyle yap kızım. Yolunda, bahtında... Fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Sen iyiden iyiye bizden utanır olmuşsun kızım. İstemişsin ki biz senin hiçbir şeyin olalım. Nermin annen, Ekrem de baban olsun. Zeynep, ben geçiyorum hayatım bebeğim. Gecikmezsin değil mi sevgilim? Özledim bile seni. Şimdi de o sosyetik adamla evlenip yine beni terk ediyorsun Zeynep. Kararını ver. Ulan önüne baksana be. Kırmızı ışığı görmüyor musun? Mehdi. Kardeşim iyi olacak. İyi olacak. Aman. Nasıl Adli Hanım? İyi değil. Uçtu nefesi. Ölüyor annem. Tamam. İyi olacak. Yani ne deriz? Ne diyor? Abi? Şimdi konuştum doktor beyle. Yoğun bakım ünitesini aldık. Enfarktüs geçiriyor. Nasıl? Görebilecek miyiz? Yani bir şansım denerim. Beraber gidelim o zaman. Kalabalık olamayız o zaman orada. Siz lütfen tabii, burada bekleyin tamam mı? Ama bizi habersiz bırakmayın. Abla siz geçin oğlum. Thank you.
Faruk, ben sana yalan söyledim. Hem de bir yıldır. Ben Nermin'le Ekrem'in öz kızı değilim. 8 yaşımdayken beni okutmak için aldılar. Gerçek annem de doğum günümü hırkaya getiren o kadındı. Babam inşaatta duvar ustasıdır. Alkolik, yıllardır işsiz. Annem de temizlikçi. Nermin Hanım'larla da böylelikle tanıştık zaten. Onlar benim hayatımı kurtardılar, okuttular. Ama ben ne kadar denesem de, çabalasam da hiçbir zaman sizlerden biri olamadım. Olamıyorum. Yapamadım. Olmadı. Dakikalarca Faruk da ben de bekledik durduk. Gidemedim bile yanına. Tek bildiğim ölecekmişçesine hissettiğim korkuydu. Niye geldim ki ben buraya? Bir erkekten beni anlamasını, gerçeğimle, geçmişimle, köklerimle koşulsuz şartsız sevmesini, beni her şeye rağmen istemesini bekleyemezdim. Öyle bir sevginin hayali dahi korkutuyordu beni. Ben babasının "oh be kurtulduk senden" dediği kızıydım. Maskemi indiremezdim. Bir kez daha bir adamdan benden vazgeçmemesini, beni tüm imkansızlıklara rağmen sahiplenmesini bekleyemezdim. O beklentiye girip de kendime o acı hayal kırıklığını bir kez daha yaşatamazdım. Hiçbir şey söylemeden, anlatmadan, talep etmeden basıp gittim. Tamam Faruk. Söyleyeceğim Zeynep'e. Görüşürüz. Zeynep çok sinirli Faruk. Bir konuşsan. İstemiyorum. Ne diyeyim ben şimdi Faruk? Anneciğim ben senin ilaçlarını hazırladım. Bu alttakilerden gün aşırı alacaksın. Şu üsttekinden de her gün bir tane. Unutma tamam mı? Bak ağrılarına iyi geliyor. Tamam. Sayende hiç atlamıyorum. Ne yapacağız bu Faruk meselesini? Anne, konuşalım mı biraz? Konuşalım. Zeynep, hayırdır nereye gidiyorsun? Baba, ben de sizle konuşmak istiyordum. Önceden de söyledim, annemlerin durumu çok kötü. Annemin psikolojisi çok bozuk. Ben bir süre onlarla kalacağım. Annenin psikolojisi bozuksa anneni doktora götürürüz. Onlarda niye kalman gereksin ki? Çünkü bana ihtiyacı var. Bizim de sana ihtiyacımız var. Anneciğim, ben zaten her gün geleceğim. Hayır, bizim gitmene iznimiz yok. Değil mi Ekrem? Anne, kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Lütfen böyle yapma. Faruk ne olacak peki? Ha? Onu da mı terk edeceksin? Ben kimseyi terk etmiyorum ki. Lütfen anlayın beni. Ben sizi çok seviyorum. Vay be. Sen resmen bizi suçlu hissettiriyorsun. Biz seni sevdik, koruduk Zeynep. Bu mu hak ettiğimiz karşılık? Öyle değil baba. Ben çocukken anneme bir söz verdim. Eğer bu sözü tutmazsam ben olamam ki. Kendi çocukluğuma ihanet etmiş hissederim kendimi. Sen sana gösterilen ilgiyi anlamadın ya. Yes. Daha da söyleyecek bir sözüm yok benim. Tamam. Madem o kadar kararlısın, buyur. Hayır. Çık git. Hayır gitsin. Ekrem böyle gitsin olmaz. Gitsin ve kendisi yaşayarak öğrensin. Buyur. Vallahi kusura bakmayın ama hani amiyane bir tabir vardır. Bir insanı varoştan çıkarabilirsiniz. Ama onun içinden varoşu çıkaramayabilirsiniz. Ne diyorsun sen? Aynen öyle. Kusura bakma kızım. Senin durumun da aynen bu. Sizi bu kadar zalim bir insana dönüştürdüğüm için özür dilerim. Seni çok seviyorum. Zeynep. Zeynep. Zeynep.
Zeynep! Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin ol. Eğer şimdi sert olmazsak Zeynep asla doğru yolu bulamaz. Sakin ol. Amcanın bilgisayarı bile var. Kütüphanesi kocaman. Bana da alırlar değil mi kitap? Yazları hep denize gidiyorlar ya. Beni de götürecekler değil mi? Elbise de alırlar belki. Ya da bir mont. Sorma dünya ne biçim bir gördüm. Anne bir dur şunu koyayım da rahat edeceksin. Tamam tamam. Tamam iyi misin böyle? İyi iyi tamam. Bir hemşireyi çağıralım. Ha ne dersin? Dönenip durmayın başımda pervane gibi. Ay iyice ne daraltıyorsunuz be. Biraz ötede durun biraz ötede durun. Hava alayım. Anneannem sonunda kendine geldi. Çok şükür. Yırttık kefeni. Allah sizden razı olsun. Başımı beklediniz. Dualar ettiniz. Ama gördünüz işte. Yarın ne olacağımız belli değil. Bugün varız. Yarın yokuz. Bundan sonra herkes adımını ona göre atsın artık. Korkuttun bizi. Ama Allah'ıma bir şükürler olsun iyisin. İyiyim iyiyim. Hadi rahat bırakın beni hadi. 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 Bakma olur mu? Ben seni bir daha hiç bırakmayacağım. Farklı da evlenmeyeceğim. Senden bir daha asla vazgeçmeyeceğim anlatma. Tamam kızım tamam. Sen gel de ya. Annenin sözünü gel de ya. Artık o senle yapma. Ablam ne yapıyorsun? Tamirat mı? Kahve yaptım sana.
Hani geçen bu Valide Hanım'ın istediği kız kimdi? Hani Sultan Bakkal'ın bahsettiği. Ne oldu, niye soruyorsun ki? Kimdi abla, söylesen bana. Söyledim ya Mehtim, işte Ayaş Bayram'ın kızı. Hani rahmetli Remzi'nin kız kardeşi Zeynep. Ne oldu, kabul mü edeceksin? Daha ne kadar yaşarım, bu ipek saçlarını daha ne kadar koklarım bilmiyorum kızım. Aa, anne. Ay öyle konuşma. Zaman zalim kızım. Biz çok ayrı düştük seninle. Ben ne zaman sana uzanmaya çalışsam kader elimden, koynumdan söküp aldı seni. Bak neredeyse gelin olduğunu da göremeyecektim. Telli duvaklı çıkartamayacaktım seni evimden. Zamanla her şey olur anneciğim, merak etme. Acaba son nefesimi vermeden seni beyaz gelinlikler içinde görebilecek miyim? Tabii göreceksin. Ben artık senin yüzünü güldürmeye geldim Sakine Sultan. O zaman evlendirelim seni. Hı? Kimle? Var mı öyle bir aday? Çünkü Faruk'u bıraktık. Faruk'tan olmaz koca. Sana böyle seni sahiplenecek, dürüst, işinde gücünde, koca yürekli, böyle yiğit bir adam lazım. Var mı öyle biri? Ben de merak ettim şimdi. Mehdi var ya. Hani abinin can dostu. Hani buraya bahçeye gelirdi, oynarlardı. Hatırlayamadım valla. Görünce hatırlarsın. Mehdi bizim mahallenin veli nimeti, göz bebeğidir. Bütün kızlar senelerdir kendisini alsın diye bekliyor ama... Annesi de çok ısrarcı. Bir an önce düğünü yapalım diyor. Artık kaldım böyle görücü usulü evlilik. Adamı tanımadan etmeden. Tanırsın kızım. Sabahtan akşama olacak iş değil ya. Ya düşünsene ne kadar güzel olur. Bana yakın olursun. Mehdilerin bir evi var, belki bizi de alırsınız yanınıza. Bütün hayallerimiz gerçek olmaz mı? Anneciğim sen ciddisin. Ben bir saattir şaka yapıyorum sana. Olmaz o iş, mümkün değil. Neden? Nermin Faruk'u isteyince oluyor. Ben Mehdi'yi isteyince mi olmuyor kızım? Anneciğim sen ne diyorsun? Bana analık hakkımı geri ver diyorum. Ben bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Ben hep senin mutluluğun için yaşadım. Ama şimdi kalbimden biliyorum. Bu evlilik bizi yeniden aile yapacak. Anne lütfen. Lütfen böyle şeyler söyleme, yapma, olmaz. Ben senin için olmazı oldurdum ama Zeynep. Bir kere de beni düşünsen. Hı? Bir kere de benim için fedakarlık yapsan. Kader benim yüzümü hiç güldürmedi kızım. Sen de kaderin bana ettiğini mi edeceksin? Anne, şimdi bunları mı konuşacağız? Ay şu yeleğimi ne kadar severdim. Sen örmüştün bana, hatırlıyor musun? Severdin kızım. Çok severdin. Takip ediyor olamazsın değil mi? Vallahi yine sen gelmişsin. Mahalle bizim. Burası pek öyle değil ama neyse. Doğru. Tabii ben buralara ait olamam. Çok sık geliyorsun ama. Yolumun üstü diyelim. Dürya abla nasıl, iyi mi? İyi.
unuttu bile mevzuyu. Hayatın hediyesi işte ona da. Acı tatlı ne varsa siliniyor bir sayede. Bana pek hediye gibi gelmedi ama. Hediye mi değil mi? Nereden bakarsan öyle görürsün işte. Dükkanını unutmuşsun. Yanında mı taşımışsın? Vallahi ben seni unuttum sandım. Kül kedisi misali. Arkandan geleyim diye. Çok kötü bir espri. Gerçekten kabul ettin. Yapma ya. Çok teşekkür ederim bu arada. Bu benim için çok önemli. Annemin hediyesi. Değişik. Neyse. Ben kaçtım. Tamam. Adın neydi? Söylemiş miydin? Yo, söylemedim. Bir daha karşılaşırsak o zaman öğrenirsin belki. Sen de o evrene mesaj atanlardansın ha? Bekleme bence. Gelmiyor SMS'lerin karşılığı. Eyvallah. Eyvallah usta. Daha ne kadar o masada oturacaksın acaba? Şu hesap bitene kadar. Abla. Şimdi bu kız hani evet demiş mi yani? Kabul ediyor mu benimle evlenmeyi? Sana hayır diyecek kız anasından doğmuş mu acaba Mehdi'm? Evet mi hayır mı? Evet tabii ki. İyi tamam o zaman yoluna yordamına göre halledelim bak bu işi. Sen bir haber et de kıza. Yani gidip bir görüşeyim işte. Olur ederim. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Geçmişin yüküyle başını belaya sokacaksın diye çok korkuyordum. Kabır azabında yaşıyordum. Bir sözünle bana bir ömür hediye ettin. Allah senden razı olsun. Sen de sağ ol var bana. Sen de sağ ol var. Seni yol yeter. Anne. Oh. Bir bardak su getireyim mi size? Getir. Yüzümüz aydın anne. Hepimizin. Hani Emine'nin çorabı yırtılmış, sen ona yenisini almıştın. Kimmiş bu Mehdi? Açmayacak mısın? Zeyno sen bu Faruk'a aşık mısın değil misin? Bilmiyorum ki Emine. Yani aşk ne aslında onu da bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey varsa eğer Faruk'la konuşamadıysam vardır bir sebebi. Belki de annem haklıdır. Biz Faruk'la birbirimize göre değilizdir. Mehdi peki? Bilmiyorum ki Emine.
Mehdi kesin böyle maço göbekli, iki cümleyi bir araya getiremeyen, futbolla arabadan başka sohbeti olmayan, sorsam bir tane yazarın ismini söyleyemeyecek, ne bileyim pısırık, mahalleden çıkamamış, öylece yaşayıp giden, bir amacı olmayan babalarımız gibi bir adam kesin, değil mi? Bir abim hariç. O çok başkaydı. İnşallah öyle kibirli ukala biri değildir ha. Yanarız vallahi moruk. Şimdi süslenmekten püslenmekten dünyanın derdi tasası haberi olmayan biri gelirse yandık vallahi. Gerçi iyi tanırım ben bu Zeynep gibilerini. Beni tanımıyorsun ama. Zeynep dersen bayılacağım da. Zeynep. Mehdi. İşler. Oğlum bak. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Buyurun. Şimdi Nişantaşı'lı kızlar çay içmez herhalde, değil mi? Sana bir kapışına söyleyeyim mi? Çay lütfen. Demli olsun, şekersiz. Çocuklar nasıl? İyi, iyi. Senin olduğunu bilselerdi selam söylerlerdi. Asıl ben senin o Mehdi, yani abimin Mehdi olduğunu bilseydim tabii daha iyi olurdu. Çocukluğumdan beri birçok şeyi sildi aklım. Takılma ya. Bende de bir şey kalmadı yani. Hayat yani. Böyle olması gerekiyormuş demek ki. Bu saçmalıktan nasıl kurtulacağız? Yani bir önerin var mı? Şimdi... Benim annem yaşlı bir kadın. Beni de geç doğurmuş. İki kız çocuğundan sonra tabii. Yani geç doğulunca... bizim mahalledeki havaları az çok tahmin ediyorsundur. Geçen gün kalp krizi geçirdi de. Öyle mi? Ben duymadım. Çok geçmiş olsun. Babam öldüğünden beri ilk defa korktum ben. Hani diyorlar ya böyle insan yaşaldıkça falan soğukkanlı olur diye. Tırt. Hikaye yani. Kaç yaşında olursan ol, ananın babanın karşısında çocuksun işte. Ne yapalım? Evet,
Ben de böyle hissediyorum. Tabii askerden geldiğim günden beri de işte vali de bize kız bakıyor. Yani anlayacağın senin bu saçmalık dediğin şey benim anam için önemli. Değersizleştirmeye çalıştım. Durumu yani. Ama bu konu benim annem için de çok önemli. Dünden beri gözünün yaşı dinmedi. Analık hakkından giriyor, ölmeden torunlarımı göremeyecek, bundan çıkıyor. Tabii ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii tabii. Bu organize bir iş gibi geldi de bana. Yıllardır benimki de aynı türküyü söylüyor. Ben yıllardır ailemden, evden uzakta yaşıyorum. O yüzden biraz boynum eğik. Anneme karşı da çok borçlu hissediyorum kendimi. Annem çok acı çekti. Yani o ağlayınca elim ayağıma dolaşıyor benim. Küçüklüğümden beri kafamı kitaplardan kaldırmadım ben. Bir mesleğim olsun, annemin yüzünü güldüreyim, ona daha iyi bir hayat vereyim diye. Ama annem için bir beyaz elbise, bir terli duvak okeymiş yani. Çok pardon, nasıl böyle oldu anlamadım. Kusura bakma oğlum. Torun, torun. Onların tek derdi torun. Pazarda falan satılıyor mu acaba ya? Gidip bir torun alsak. Ana, şuraya bak, ilk günden kalk kalk kalk, kek kek kek. Şunları bir çekeyim de yengem de görsün. Ya maşallah, maşallah. Ay, Allah'ın nazarlardan saklasın. Ay, tut 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 tut. Kem gözlerden ırak. Bak, 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 bak. Ne kadar yakışıyorlar değil mi anneanne? Hmm. Resmen bir Zeymi efsanesi doğuyor. O ne be? Hashtag teyzeciğim o, hashtag. Ay anne, şu kılığa kıyafete bak ya. İnsan ilk görüşmeye böyle mi gider? Ya sence de biraz cüretkar değil mi halleri, tavırları filan? Yani baksana anne, 10 gündür tanıyormuş gibi. Abla. Müjde. Sen seni seven, sevdiğin birini bulamadın diye birbirini sevme şansı olan, mutlu olma şansı olan insanlara çamur atma. Bana bir çay da vermiyorsunuz. Ama bari bir çorba yapın hadi. Yapayım anne. Göster bakayım benim güzel gözlü torunum, bir daha göster. Baksana anneanne. Ay çok güzel. Ne yapıyoruz şimdi? Hiç bilmiyorum yani ne yapacağımı. Çok sıkışmış hissediyorum kendimi. Bir tarafta benim hayallerim, bir tarafta annemin hayalleri. Yani okulunu bitireceksin. Sonuçta biliyorum onu yani. Okulunu bitirip mesleğini yapacaksın. O kadar da maço değilim yani diyorsun. Sen ciddisin. Yani hiç öyle annesinin tanıştıracağı kızla evlenecek birine benzemiyorsun Mehdi. Vallahi evlilik, romantizm pek benim kalemim işler değil. Tamam. Ama hayatta bir şekilde dayatıyor işte. Yani bir çıkmaza sokuyor. Yoruldum da artık. Thank you.
Sonuç. Ne diyoruz annelere? Bana onu söyle. Sen ne demek istiyorsun? Vallahi benim planımda şu vardı. Yani gideceğim senin için cadı bir kız diyeceğim. Hani bir ayağı da diğerinden kısa, gözleri şehla şehla bakıyor diyecektim ama... Vallahi al benden de o kadar. Yani bu öküzle beni aynı masaya nasıl oturttunuz? Ben ölsem evlenmem diyecektim. Şimdi? Yani ben buraya gelirken böyle düşüneceğimi hiç zannetmiyordum. Ama biraz durum değişti yani bende. Yani ne diyorsunuz siz işte? Ben çok inanmam da hani bu birbirini tanımadan karşılaşmalar falan. İşaret mi? Bir nedeni olmalı yani. Allah'ın işi. Ve koskoca memlekette de seni çıkarttı karşıma. Vallahi ben bu evliliğe varım. Sen ciddiysin. Ha, bunun şakası mı olur? Yani tamam hani... ...çok romantik bir durum değil böyle görücü usulü falan ama... ...ben kadere teslim olmak istiyorum. Eğer sen de varsan ben yarın seninle evlenirim. Sen de bir düşün, karar ver istersen. İşte o gün gözlerimin içine bakıp öyle dedi. Düşün, karar ver. Mehdi de annem gibi gözlerimin içine bakıp karar ver dedi bana. Güya hayatımdaki bütün kararları kendim veriyormuşum gibi. Hiçbir seçim bana ait değil ki. Çocukluğumu susturamıyorum içimde. Çünkü ben bir kere annemi terk edip gitmiştim. Artık ömrümü vermeliydim. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ve ne kadar ödersen öde... ...analık hakkı bitmeyen bir borç. Ömrünü de versen... ...istediği her şeyi de yapsan... ...annen de senin gibi mutsuz bir dünden geldiyse... ...onun yüzünü güldüremezsin. Ben tabii o zamanlar bunları bilmiyordum. Bu sefer olacak. Başaracağım. Onun yüzünü güldürürüm sanıyordum. Ama benim annem huzur nedir, mutluluk nedir bilmiyordu ki. Benim annemin kaderinde acı vardı. Annem mutlu olmayı seçmedi. Ama ben annemin kaderini yaşamak istemiyorum. Kalemi annemin elinden alıp kendi kaderimi yazmak istiyorum. Tekrar aynı yaşadığım acıları yaşamak istemiyorum. Artık sevmeyi, sevilmeyi öğrenmek istiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum.